geldiniz. Ve hemen söyleyeyim, şu an kızarmış ekmeği görüyorsunuz. Bugün yeni bir bilgilendirici bir video çekmeye karar verdim. Ve bu videomuzun konusu da hamster çarkları olacak. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi küçük arkadaşlarımızın kafesindeyiz. Ve şimdi size merak ettiğiniz bir sorunun cevabını söyleyeceğim. Hamster çarkı nedir? Hamster çarkı arkadaşlar, hamsterınızın geceleri veya bazen de sabahları olabilir. Gün içinde egzersiz yapıp sıkıntılarını atmalarını sağlayan bir oyuncaktır. Çok kilo almamalarını ve sağlıklı kalmalarını sağlayan hamster çarkları hamsterların en önemli oyuncaklarından biridir arkadaşlar. Ve kahveyi görüyorsunuz. Şimdi bizim sahip olduğumuz çarklara bir bakalım. Gördüğünüz gibi zıngıldak, benek ve kahvenin en sevdiği çark olan bu gökkuşağı renkli 16 santimetrelik hamster çarkını görüyorsunuz. Ayrıca eskiden en sevdikleri çark olan bu 12 santimetrelik mavi çark da eskiden onların en favori oyuncaklarıydı. Ve son olarak da bu 16 santimetrelik mavi koşu diskini görüyorsunuz. Yani küçük arkadaşlarımızın kafeslerinde 3 tane çarkı var. Ve kızarmış ekmeğinde harika kırmızı ve ortasında böyle bir salyangoza benzer bir şekil olan çıkartması var. Ve bu çark 28 santimetrelik. Şimdi size çarklarla ilgili bazı bilgileri vereceğim. Hiç merak ettiniz mi? Hamsterınızın çarkı ne kadar ses çıkarır? Maalesef ki hamster çarkları hamsterlarınız için harika bir olsa da insanlar için biraz kötü özellikleri olabilir. Çünkü hamsterınız çoğunlukla çarkında geceleri koşar. O sırada uyuyor olursunuz ve bu çarklar çok ses çıkardığı için uykunuzu bozabilir. Yani eğer çabuk uyanan bir insansanız, hamsterınız da varsa onun kafesini odanıza koymakla bir hata etmiş olabilirsiniz. Sırada ise hamster çarklarının nasıl bir boyutta olması var. Gördüğünüz gibi ve bildiğiniz gibi de benek, kahve ve zıngıldak bu kanalda çok eskiden beri varlar ve artık siz de onların Campbell Rus cüce hamster, yani cüce hamster olduklarını biliyorsunuzdur. Cüce hamsterler için minimum çark boyutu 16 santimetredir. Ama eğer daha hamsteriniz bebekse, daha yeni doğmuşsa ve onu aldıysanız bu çark gibi 16 değil de 12 santimetrelik bir çarkta kullanabilirsiniz. Ama eğer hamsteriniz büyürse ve bu çarka artık sığamazsa bunun gibi 16 santimetre ve yukarı bir çark kullanabilirsiniz. Ve tabii ki bu koşu diski gibi de. Ama kızarmış ekmek gibi bir Suriye hamsterınız varsa, yani Suriye hamsterları cüce hamsterlardan daha büyük hamsterlar olduğu için çarklarının da diğer cüce hamsterlardan daha büyük olması gerekiyor. Suriye hamsterlarının da minimum çark ölçüsü 20 santimetre olması gerekiyor. Ve şu an gördüğünüz gibi
kızarmış ekmeğin çarkı da 28 santimetrelik. Ve siyah tavşan kaçmış arkadaşlar. Ve burada temizleniyor. Peki ya hangi çarkları almanız gerektiğini hiç düşündünüz mü? İşte Suriye hamsterları için 20 santimetreden fazla ve cüce hamsterlar için de 16 santimetreden fazla çarklar almalısınız. Ama sadece ölçü yeterli değil. Çarkın yapıldığı malzeme ve çarkın şekli de önemli. Mutlaka hamsterınıza plastik çarklar almalısınız. Tıpkı kızarmış ekmeğinki gibi. Ve diğer benek, kahve ve zıngıldağınki gibi. Eğer metal çark alırsanız ne olur? İlk önce aralarındaki farkları size anlatmam lazım. Eğer bir metal çarkınız varsa, şöyle düz tabanlı değil de böyle tel tel ya da böyle bir taban alanının olması gerekiyor. Ama bu hamsterların ayağında kötü bir yara oluşumuna sebep oluyor. O yüzden mutlaka plastik çarklar. Yani taban alanının plastik ve pürüzsüz olmasına dikkat etmeniz gerek. Ve da mesela örneğin bir çarkınız var ve hamsterınızın sırtı bükülüyor diyelim. Yani bu ne demek oluyor? Hamsterınız bu çarka sığmıyor. Artık sığmamaya başlamış çünkü sırtı bükülüyor. Eğer sırtı bükükse hamsterınız için başka bir çark almanız gerekecektir. Eğer sırtı bükülmüyorsa, düzse hamsteriniz bu çarka sığıyor ve değiştirmenize gerek yok demektir. Ama eğer değiştirmezseniz de hamsteriniz sırt ağrıları çekmeye başlayacak ve omurga problemleri yaşayabilecektir. Ve telli ve ağlı çarkları bir süreliğine güvenli hale getirebilmek için tellerin arasından kağıdı geçirebilirsiniz ya da ağların üstüne bir kağıt yapıştırabilirsiniz. Ama hamsteriniz bu çarkı hayatı boyunca kullanamaz. Ayakları hala yara olmaya devam edebilir. O yüzden en kısa sürede bu önlemlerden birini alıp yeni bir çark almaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ve umarım size hamster çarkları hakkında bilgileri anlatabilmişimdir. Ve o zaman arkadaşlarımızla görüşürüz deme vakti geldi. Görüşürüz kızarmış ekmek. Görüşürüz siyah tavşan. Ve görüşürüz minikler. Muhteşem hamsterlar kanalı.